Linke tıkladığınızda karşınıza çıkan o çark bu çarkı çevirdiğinizde size hediye kazandığını söylüyor ardından da bir başka siteye yönlendiriyor anneler gününü kendilerine fırsat bildiler ve anneler günü için vatandaşları dolandırmaya çalışıyorlar. Size bir mesaj geliyor. Bu mesajda işte dediğim gibi anneler gününe özel spor ayakkabı çekilişi gerçekleştirecektir deniyor ve bir de link bulunuyor. Kısaltılmış bir link bulunuyor. Bu linke tıkladıktan sonra önünüze bir çark geliyor. Bu çarkı döndürüyorsunuz. Çarkı döndürdükten sonra bir spor ayakkabı kazandığınız ortaya çıkıyor. Bundan sonra bir form dolduruyorsunuz. Bu formda işte adınız, soyadınız, kimlik bilgileriniz, e-posta bilgileriniz, şifrelerinizi giriyorsunuz. Bundan sonraki süreçte sizden bu linki gruplarda paylaşılması isteniyor. Yani işte WhatsApp gruplarına bu linki gönderin ve böylece çekilişiniz onaylansın deniyor. Ve sizden gelen mesajı tıklıyorlar. Onlar da e, işte ben de hediye kazanayım, ben de anneme hediye edeyim derken bir anda bakıyorsunuz yüzlerce binlerce kişi eş zamanlı bir şekilde rehberindeki her kişiye bunu bulaştırmış oluyor ve böylece vatandaşlar mağdur olmuş oluyorlar. Sadece kimlik bilgileri değil. Sadece banka kartı, kredi kartı bilgileri değil. Aynı zamanda da kişisel bilgilerimiz çalınıyor. O onay kodu geldikten sonra telefonunuza birkaç tane mesaj geliyor. İşte katılmak istiyor musunuz? Evet diyorsunuz. Her evet dediğinizde de sizden belli bir oranda cep telefonu faturanıza yansıyan bir ücret kesiliyor. Yani işte 200 lira, 300 lira, 400 lira katıldığınız oran bağlamında da aynı şekilde sizden bu para çekiliyor yani dolandırılmış oluyorsunuz ancak bu paranın düşmeyeceği daha sonra sizin tarafınıza iade edileceği ifade ediliyor. Dolayısıyla siz de güvenli bir şekilde hediye çekilişine katıldığınızı düşünüyorsunuz, spor ayakkabı çekilişine katıldığını düşünüyorsunuz. Eş zamanlı bir şekilde on binlerce kişiye bu mesajın gittiğini düşünürseniz ve rehberinizdeki kişilere bu mesajı mecburen çekilişe katılmak için gönderdiğiniz düşünürseniz aslında çok büyük bir nitelikli dolandırıcılık suçunun işlendiğini görmüş oluyoruz. Ee, i̇nsanlar sanal ortamda daha fazla vakit geçirmeye başladılar. Ee, i̇şte e-ticaret siteleri, internet alışveriş siteleri de yaygınlaşmaya başladı. Tam da onlar için bulunmaz bir fırsat, siber dolandırıcılar için bulunmaz bir fırsat oldu. Neden diyeceğim? Bu siber dolandırıcıların ilk numarası da değil farklı günlerde, özel günleri çok iyi bir şekilde kolaçan ediyorlar. Özel günleri çok iyi bir şekilde tespit ediyorlar ve özel günlerde ne yazık ki vatandaşları mağdur ediyorlar, dolandırıyorlar. Bu linkleri gönderiyorlar. Linkleri gönderdikten sonra e, ya bu linkler dediğim gibi sizi dolandırıyor, maddi olarak dolandırıyor ya da bu linkleri tıkladığınızda yani oltalama, phishing saldırıları diyoruz biz buna. Bu seferde ne oluyor? Cihazınıza casus bir yazılım yükleniyor. Türkiye'de sadece bu çekilişleri yapma yetkisi Milli Piyango İdaresi'ndedir. Milli Piyango İdaresi'nden izinli olmayan hiçbir çekiliş gerçekleştirilemez. Yarın babalar günü olacak, yarın işte evim sevgililer günü olacak. Hepsinde aynı numara gerçekleştiriliyor. Sistem farklı bir şekilde işliyor ama numara aynı oluyor. Burada vatandaşlarımızın dikkatli olması son derece önemli. Eğer böyle bir hizmete katıldıysak, dahil olduysak aboneliğin iptali son derece önemlidir. En azından bundan sonra mağduriyetlerin yaşanmaması ve işte mağdur olmamızın önüne geçilmiş olur. Bir sitenin güvenlik sertifikasının bulunmasına ciddi oranda dikkat edeceğiz. Mutlaka Alışveriş sitemiz tabi bilindik popüler olmasına dikkat edeceğiz Yine kullanıcı sözleşmesini okumak son derece mühim. Burada 3D Secure dediğimiz üç boyutlu ödeme seçeneği olması lazım. Mobil uygulamalar üzerinden alışveriş gerçekleştirmektir. Zira mobil uygulamalar çok rahat bir şekilde taklit edilemez ve uygulama dükkanlarına hızlı bir şekilde yüklenemez. Maalesef özel...